Dostlar, herkese Çift Uç Çiftliği'nden yeni imajımda selamlar. Son videolarda özellikle belirtiyordunuz çok fazla konuşuyorsun diye. Bu videoyu böyle biraz farklı yapacağım. Minimum konuşmayla çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak? İşlere başlayalım. Çok konuşmadan çekelim diyorduk bu videoyu ama yine konuşmak icap etti. Ubi'nin kulübesini kireçleyecektik aslında bu bölümde. Kireç için bulduğum bir tane kova vardı ama kovanın içinde de boya kalmış hala. Bizim tadilattan. Muhtemelen bozulmuş da olabilir ama en azından bunu dökmek yerine şu duvarda bir deneyeyim dedim. Hem kovayı boşaltırız hem de burayı birazcık toparlamış oluruz. Bakalım nasıl olacak. Gerçi çok koyu bu. Bir inceyle deneyelim. Oo, Allah! Dikkatli gel. Gelmeyin fazla. Hadi Allah kabul etsin bakalım. Sağ ol. Hayırlı olsun. Neredeydin sen? Dur o zaman bir de selam söyle. Azıcık eğil de bir selam söyle. Kayıttaydı kamera. Hayır yaptın galiba sen değil sizde. Ha, Allah kabul etsin. Amin. Amin. Hadi sağ ol. Sağ ol, görüşürüz abi. Ve dostlar, evet, az önce abla da geldi. Abla da bu arada hala nene diyorum hep. Hala nenenin kızlarından bir tanesi. Teşekkür ediyoruz onlara da. Allah kabul etsin diyelim. Evet, şimdi küçük fırçayı getirdim. Küçük fırçayla bir deneyelim bakalım. Çok da iyi olduğu söylemez ama yine de eski halinden daha iyi olacak herhalde. Evet, küçük de oluyor ama büyük de daha hızlı bir şekilde şöyle mi yapacağız? Böyle deneyelim. Yok. Büyük çok almıyor. Neyse, geç olsun güç olmasın. Devam edelim. Evet, boya işimiz devam ediyor. Bu tarafı hallettik. Şimdi bu tarafa döndüm ama bu arada bu bizim için de bir tecrübe oldu. Şöyle, aralarda sırası olmayan tuğlalarda çok kötü bir görüntü oluyor. Aralara giremiyoruz. Ve bizim Ubi'nin kulübesi tamamen öyle. Aralar çok boşluklu. Onu ayrıca bir değerlendirmek gerekecek. Dolayısıyla artık bu videomuz eski tuvaletin boyanması olarak güncellensin diyelim. Burayı da toparlayalım. Sonrasında şuraya güzel bir yazı düşünüyorum. Belki şu tarafa da yazabiliriz.
Evet dostlar, sonunda çalışmamızın sonuna geldik. Artık bu bahçe tuvaletinin duvarları temiz bir şekilde boyanmış oldu. Hem de eldeki boyamızı değerlendirmiş olduk. Hem de burası temiz bir görüntüye kavuştu. Tabii benim bu yine ilk boya deneyimimdi. Ama bence güzel oldu. Şu aralardaki ufak yerleri işte küçük kapamalarla devam ettim. Şöyle sadece şey var. Şöyle ayrık yerler var. Bu ayrık yerleri maalesef boya kapatmıyor. Bunu işte ya alçıyla kapatmamız lazım. Ya da önceden sıvasının düzgün yapılması lazımmış. Lazımdı ya da. Yine aynı şekilde burada da var. Şurada da bir parça var. Neyse burası zaten çok önemli değil. Sadece hani görsel olarak biraz daha temiz dursun idi. Hem de şu elimizdeki boya işini, boya kovasını daha doğrusu boşaltmış olalım da. Şimdi soracak olan dostlar olacaktır. Ubi'yi neden buraya getirdik, çaktık? Yani çünkü aslında benim bugün niyetim şeydi, kulübeyi kireçlemekti. Ama bu boya kutusunun içinde boyayı görünce bizim plan aksadı. Dolayısıyla bu tarafa dönmüş olduk. Kulübe kaldı, hatta belki de iyi oldu kaldı. Çünkü orada da aralarda çok boşluklar var. Onu da hemen göstereyim, videoyu da artık toparlayalım. Bekle oğlum sen. Bekle. Burada görüyorsunuz yine şu ara boşluklar var. Buraların önce kapatılması gerekecek herhalde. Yoksa zaten boya tutmayacak. Buralar böyle açık açık kalacak. Güzel olmayacak. O yüzden bunu tekrar bir düşüneceğim. Bu videomuzu da böyle tamamlayalım. Aralarda anlatmaya çalıştığım şeyler oldu. Gerçi az konuşmalı bir video yapacağım diyordum ama oralarda kesildi mi nasıl oldu hiç bilmiyorum. Dinleme fırsatım da olmadı. Onları tekrar bir bakacağım. Ama bu video bu şekilde artık yayına girmiş olacak dostlar. Yani yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dostlar. Hoşça kalın.